كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Celle Celaluhu Kıyamet Suresi'nde buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bi yevmil kıyame ve la uksimu bin nefsil levvame. E yahsabul insanu ellen necma'a izame. Bela kadirine ala en nusavviye benane. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Yes'elu eyyane yevmil kıyame. Sadakallahu lezim. Allah Celle Celaluhu kıyametin kopacağını Kıyamet Suresi'nde ve birçok surede bize bildiriyor. Kıyamet kopacak. Ama ne zaman kopacak? Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayeti Celle'nin en sonunda diyor ki o kıyamet ne zaman diye sorar. İnsanlar bunu hep birbirine sorar. Sahabilerden biri geldi dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz ne dedi? Ne hazırladın? Önemli olan bu kardeşim. Ne hazırladın? Bugün bizim çok klasik sorulardan. Hocalara genelde bu soru. Hocam kıyamet ne zaman? Ne bileyim ben kardeşim kıyamet ne zaman? Ne hazırladın? Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam diyor kıyamet ne zaman kopacak? Hatun öldüğü zaman diyor küçük kıyamet. Ben öldüğüm zaman büyük kıyamet. Niye? Öldüğün anda zaten senin kıyametin kop. Senin kıyamet değişiyor ki babacığım. Bitti zaten. Senin pilin bitti. Zaten kıyamet de Müslümanların başı nereye? Kafirlerin başına kopacak. Kafirlerin başına kopacak. Senin kıyamet değişin yok. Sen ne yapacaksın abi? Çantaya erzakları dolduracaksın. Çünkü ebedi bir yolculuğa çıkıyorsun kardeşim. Adam iki adım yol gidecek abi, dolduruyor abi. Yolda yeriz baba, atıştırırız babacığım. Acıkıyoruz babacığım. Ben ne yapayım babacığım? Çok acıkıyorum babacığım. Hay babanın, Allah selamet versin babana. Vallahi billahi ya. Adam iki adım yola gidecek, bir saat yola gidecek. Öyle valizler, öyle bavullar hazırlıyor ki. Bilmiyorum yani, ben bir don bir atlet çıkıyorum yollara yani. Bir de çorap. Adama bakıyorsun abi. Bir hafta tatil, iki hafta tatil, valiz, 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 valiz. Ebedi bir hayat var. Hiç bitmeyecek. Bak, sonu var diyen kafirdir. Stalin gibi hem de. Hazırlık sıfır. Efendimiz de dedi, ne hazırladın? Soruyu sormak kolay. Ne hazırladın? Biz ne hazırladık? Şimdi, bugün kıyametin küçük alametlerinden bahsedeceğiz inşallah. Dedik ya zaman kalırsa da büyük alametlerine gireceğiz de zaman kalmayacağını tahmin ediyorum. Onu da baştan söyleyeyim inşallah. Olmadı haftaya da kıyametin büyük alametlerinden bahsederiz. Ama bizi asıl ilgilendiren kısmı küçük alametleri. Bir, ilim kalkacak. Buna mukabil cehalet artacak. İlim kalkacak. Buna mukabil. Yani bunun peşinden cehalet artacak. Yani cahiller artacak kardeşim. Şu anda ilim seviyesi yerlerde. Abi en büyük hocan kim abi? Google Efendi Hazretleri. Google Efendi Hazretleri kardeşim. Adam bir şey yapacak hemen Google'a yazıyor. İlk çıkan neyse abi hemen balıklama atlıyor. Lan bir bak bu fetvayı kim vermiş? Altında kimin imzası var? Kur'an'da var mı? Hadiste var mı? Ayette var mı? Ya Instagram'dan bir kardeş onu bana sürekli atıp atıp duruyordu. O da gerçi bana kesin sövmüştür. İki ay oldu bana yazdığı. Bir sayfa var Instagram'da. Abi yemin ediyorum okudum dedim bir Müslüman bunu yapamaz. Fetva soruyorlar. Tamamen bak baştan aşağı verdiği cevapların hepsi adamı bak adamı kafirin zirvesi yapar. Ama sözde Müslüman bir kanal, Müslüman bir sayfa. Yani sorularla bilmem neydi ya acayip bir isim var her neyse. Saçma sapan da bir isim var. İlim azalacak. İlimi insanlar böyle yerlere gidecek. Ehli sünnet hocalara gitmeyecek. Niye? Ehli sünnet hocanın fetvası işine gelmiyor. Hoca diyor ki faiz haram. Ama hocam şöyle ama hocam öbür taraftan başka saatte geldi. Al babacığım ya diyor. Sen diyor zor durumdasın. Sen zor durumdasın diyor. Buna cevaz verilir ya. Hani nasıl öleceksen hayat şansın kalmamış. Domuz eti yiyebilirsin. Caiz. Öleceksen. Son noktadasın. Yemezsen öleceksin. İçki. Susuzluktan kavrulmuşsun. Mahvolmuşsun. Midene bir lokma gidecek. Caizdir. Ha kardeşim ben takvayım diyorsan orada ölürüm diyorsan eyvallah kardeşim bir şey demem. Ama buna cevaz verilmiş. Ha bunlar da ne diyor abi? Bak böyle böyle fetva var kardeşim diyor. Sen ne yapıyorsun abi? Sen diyor buradan yürü abi. Sen buradan yürü babacığım diyor. Bak buna varsa bu da var. Sen zor durumdasın al faizi. Ne oluyor abi? Müslüman da bunu ilim sahibi diye alıyor dinliyor. Sonra abi kafir oluyor.
İlim kalkacak, cehalet artacak. Bu durumda şarap içmek, zina ve aleni irtikap edilir hale gelecek. Yani içki, zina, kumar böyle şeyler normal hale gelecek. Ne var bunda ya? Bir şey olmaz ya. Ya yakından gördüğüm örnekler var. Hani yakından hakikaten kulağımla duymasam yok kardeşim yani o kadar değilim ya. Ya ne olacak diyor bir yudumdan bir şey olmaz. Bak çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Çoğu sarhoş edenin. Fark et hepsi aynı. Faizin çoğu da haram azı da haram kardeşim. Artacak zina artacak şarap artacak ulu orta yerde pislikler artacak. Bakın kıyamet alametlerinden zina alakalı şöyle acayip bir şey var. Kıyamete yakın insanlar sokak ortasında eşekler gibi çiftleşecek. Sokak ortasında. Kimse de gık diyemeyecek. O kişiye kardeşim şöyle duvarın arkasına geçin orada yapayım bari diyen adam o zamanın diyorlar Hazreti Ebu Bekir'i sayılacak. Mevzuya bak mevzuya. Yapmayın demiyor ha. Baba diyor arkaya geçin. Ih baba ih diyor yani. Anladın mı? O zamanın diyor Hazreti Ebu Bekir'i. Nasıl yapacağız abi? Oraya doğru gidiyoruz ha haberiniz olsun. Ya kardeşim işe arabayla gidip geliyoruz abi. Sokak ortasında abi kafayı çeviren adam ooo sokağın ortasında ya. Hani ben de mi diyeyim baba git bari çalının arasında mı diyeyim ne diyeyim yani. Utanma da kalmamış kardeşim ya. Gerçi bir şey söylesen adam seni bıçaklar yani o halde. Vallahi bak sana ne lan ne bıçaklar yani. Millet o model. Sen de mi öpün? He tamam eyvallah. Allah selamet versin bak. İki, pek basit ve yok yere adam öldürmeler olacak. Bak ben bunu ara sıra sohbetlerde söylüyorum, yine söylüyorum. YouTube'a girin abi. Gerçi sadece şova girin yeter, şov habere girin abi. Abi sırf cinayet ya. Şov haberi izleyen adam sırf morali bozuluyor abi ya. Sırf cinayet. Ulan bir tane haber yok ya. O onu kesmiş, o onu yakmış, o onu doğramış. Ama bak niye? Kıyamet alameti. Acayip acayip öldürme şekilleri çıkmış ya. Ya çoluğunun çocuğunun yanında adam öldürüyorlar. Karısının yanında adam öldürüyorlar. Adamı cayır cayır yakıyorlar. Adamı satırla doğuruyorlar ya. Satırla doğuruyor adamı. Niye? Yan baktın. Korna çaldın. Hareket yaptın. Ya adam ya, abartmıyorum ya. Bakıyor diye. Sadece bakıyor diye ya. Bakıyor diye adam öldürülüyor şu anda. Niye? Kıyamet alametleri. Ondan sonra adalet ve ehliyet kalkacak. Haram ve helal dikkat edilmeyecek. Harama helale dikkat edilmeyecek. Adalet kalkacak, ehliyet kalkacak abi. Adalet kavramı zaten böyle sallantıda. Bugün avukat arkadaşın varsa abi, hakim arkadaşın varsa hiç sıkıntı yok. Bununla alakalı geçen birisi bir örnek verdi. Haberlerde mi izledim? Nerede izledim ya? Adam birini öldürüyor. Annesi mi babası mı ne bir görevden avukatlığa geçiyor. Bak. Avukatlığa geçiyor. Oğlunu savunuyor. İçeriden çıkıyor çocuk. Adam öldürüyor ya. Bak adam öldürüyor. Kadın işini bırakıyor. Mesleğini bırakıyor. Avukatlığa geçiyor. Hangi ara geçtiyse onu da bilmiyorum artık. Alttan bir şeyler dönüyor ama. Savcı. Ha, savcı mı? Her neyse işte çocuğunu kurtarıyor hapisten. Adalet madalet kalmadı kardeşim. Daha da beterleri var da kulağımıza gelenler. Ondan sonra ne dedik abi? Haram helal dikkat edilmeyecek. Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Model bu. O haram mıymış? Bu helal miymiş? Adam bakmıyor kardeşim. Gönder gelsin ya. Bak hakikaten gönder gelsin olmuş kardeşim. Hiç bakmıyor. Hiç bak. Bir adamın boğazına bir haram lokma gitse 40 gün ibadeti kabul olmuyor ya. 40 gün. Ama şu anda ne alemde abi? Harama helale bakan var mı? Hiç yok. Bak sıfır kardeşim. Niye hiç yok diyorum bak. Niye kendimizi de işin içine sokuyorum biliyor musunuz? Şu anda faiz kavramı damarlarımızda kadar geziyor bak damarlarımızda. Allah dostlar diyor kardeşim unumuzda bile faiz var diyor. Un. Ekmek yemeyen var mı burada? He? Ekmek yemeyen yok. Unumuzda bile faiz varsa kardeşim o haram bizim kanımıza da maalesef bulaşmış. Allah bizi bu beladan kurtarsın. Amin. كنت
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.